Herkese merhaba, Crusader Kings 2'ye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son Konya'da isyan çıkmıştı. Biz de isyanı bitirmeye çalışıyorduk. Yeniden başlatma gerekli diyor, yok şimdi değil. Evet işte en son böyle bir durumda kalmıştık. İlk olarak şimdi isyanımızı bastıracağız. Close. Şu Konya'yı ele geçirdikten sonra isyanımız bastırılmış hale gelecek zaten. Ardından da yeni fetihler yapacağız. Bakalım bu bölümde fetih yapabileceğiz mi? Konya'yı bir kuşatalım da ilk olarak. Şu 666 kişilik orduyu yenmemize çok da gerek yok zaten. Ben bir kez daha ses alıyor mu diye kontrol edeyim. Evet alıyormuş, tamamdır. Devam edelim o zaman. En son bildiğiniz gibi zaten fetih yapmıştık. Konya. Yok, burayı fethetmiştik, Isparta'yı. O yüzden Trasesia düklüğünü oluşturabiliyoruz. Tabi vasallarımızla aramız biraz kötüleşecek bunu yapınca. Evet gördüğünüz gibi. Çünkü too many health düşüyoruz diyorlar. Şöyle iyi bir adama düklüklerimizden bir tanesini verebiliriz. Mesela bu olur bak. Memnun özelliği var. Sadece bir tane bölgesi varmış. Biz buna verebiliriz. Evet sonunda. Grand Landed Title. Buna bir yerin beyler beyliğini vereceğiz. Mesela Pap Lagonia'yı bu adama verelim. Ki vasallarımızla ilişkimiz gördüğünüz gibi düzeldi. Sevmeyen bir iki kişi kaldı sadece. Yani böylece yapmış olduk. Müslüman olmayan bölgelerden bir tanesini Müslümanlaştıralım şimdi de. Ha mesela burası. Evet. Tamam şeye geç. Normal harita moduna geç. Orada Katolik yazıyor. Evet tamamdır. Şimdi asker sayımıza bir göz atacağım. 11.000 yaklaşık. Asker sayımız güzel. Ama bir tane komutana mı ihtiyacımız var? Yok komutana ihtiyacımız yok. Designated Regent'e ihtiyacımız var. Designated Regent Kekusrev'i ver mesela. Vasallarımızla ilişkimiz de gayet iyi. Üçüncü kuşatmayı da halledelim. Tabii ki artık dayanamayacağım. Yeter. Şunu bölüp adamları müdahaleye gideceğiz. Sıkıldım. Bu bölük gidecek ve adamları mahvedecek. Evet, gidin yok edin. İndirin. Adamlar ne cesur çıktılar ya. Oradan da Adana'ya git de. Üf. Neyse Aksaray'dan git o zaman. Yaptık bir hata. Dur. Varisimiz evlenmemiş. Senin gibi varisi olmaz olsun be. Her türlü pislik var. Hem Eretna ile şimdilik evlilik bağı kurmamıza da çok istemiyorum. Çünkü Eretna ile de savaşacağız. Eninde sonunda savaşacağız yani. Biz en iyisi varisimizi adam gibi altın ordunun parçalanma stilini görüyorsunuz. Burada Novgorod var. Ne yeteneksiz bir varisimiz var. O bir de iğrenç bir duygu. Buna bir bulalım. Everelim bunu. Bu adamı bir evlendirelim de sonra karar veririz. Adult yes yap. Great House no tabii ki. Akıllı birisi olsun. Bak. Homoseksüel olmasa iyiydi de.
Diplomasisi güçlü. Şu nasıl olur? Kıskanç var, zalim var. Ama hırslı ve cesur. Askeri gücü güçlü. Bunu alalım mesela ya. Kimdi Murat? Hapiste olduğu için evlendiremiyoruz, öyle mi? Hapisten çıkacak eninde sonunda. Bekleye dursun o. Evet, askeri artışımız söz konusu oldu. Evet, şimdi de Süleyman'ı sakladık. Aslında işlerin en iyisi Hamdi'ydi de o da isyancı oldu ya. Hamdi cidden iyiydi. Bu arada Candaroğulları hiçbir oyunumda bu bölgeyi fethedememişlerdi. İlk kez gördüm bunu. Sen ne akıllısın. Bak hemen Tarsus'a geri dönmüş. İndir be, sıktım. Must be careful. Neden dedim ki ben onu? Onu da anlamadım. Neyse, geç onu. Bu adamı tıkacağız şimdi hapse. Evet, hapse tıktık. İdam etmek gibi bir şansımız yok zaten. O zaman bizden nefret etmeye başlarlar vasallarımız. Zaten Too Many Heldsies diye bir olay var. Şimdi askerlerimizi evlerine gönderip kime savaş ilan edeceğimiz hakkında derin düşüncelere dalmamız gerekiyor. Bizans'a bir bakalım şimdi. Bizans'ın tüm toprakları kuşatma halinde olduğu için Bizans'a savaş ilan etmeyi düşünmüyorum. Karamanoğullarına bakalım. Bizim bunlarla barışımız yok galiba, değil mi? Dur, ilk önce şeyleri bir Konya'da toplayalım da. Düzenli birliklerimizi. Evet, şimdi Karamanoğullarına savaş ilan etsek saçma sapan bir olayla karşılaşır mıyız? Evet, bizim barış anlaşmamız varmış. 22 Jun'a kadar savaş ilan etme şansımız yok. Peki Trinakria? Trinakria'nın da çok askeri var ya. Candarlar. Bizans'ın isyancılarına mı savaş ilan etsek? Yok 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 yok. Truce Breaker diye bir şey yok değil mi bunlarda? Ege Adaları, Samos. Trakya'ya savaş ilan etmek istiyorum da. Edeceğim de zaten. Artık canıma tak etti. Artık Bizans'a girme vakti geldi. En kötü ne olur ki? Yani şöyle bir düşündüm de en kötü yani ne yapabilirler? En kötü ihtimalle tüm Ortodokslar toplanır. Ortodokslar çok güçlü değil zaten. Video 8 dakika olmuş. Bulgaristan ve Sırbistan yardıma gelebilir tabi. Birkaç Ortodoks devlet toplanır. Artistlik yaparlar. Umrumda mı? Tabii ki de değil yani. Kıbrıs'taki birlikleri ne yapacağız? Burada toplansınlar. Buradan gemileri çıkart. Oradan binip gelsinler. En yakın otobüsle. Askerlerimiz toplansınlar şimdi. Evet, 1700 kişilik bir birliğimiz oldu. Trakya'yı işgal ettiğimizde Haçlı Seferi yeme ihtimalimiz çok artacak bir de. Öyle bir olay var. Bu yüzden bizim baş diplomatımızın çok çalışması lazım. Zaten bayağı çalışıyor da. O yüzden artık sadece Papa ile ilişki artırması yapıyorum. Haçlı yememek için. Şu anda önemli olan şey bu çünkü. Hemen bindirelim gemimize. Oradan da Erdek'e doğru getirsin. Hemen bir toplansınlar da bizim birlikler.
Bunlar başka kimle savaştılar? Ha, Cenova'yla. Oo, Kaliopolis'e gelecekler. Perfect de sıkıntı büyük. Kaliopolis'e acilen gitmemiz gerekiyor. Tamamdır. Kaliopolis'e geldik. Siz de Kaliopolis'e gidin. 4700 kişilik birliğimiz de Kaliopolis'e gitsin. İnşallah zamanında gidebilirler. Zamanında gidemezlerse bunu kaçırmamız gerekecek çünkü. Ya da siz Balıkhisar'a geri dönün de. Ya da kal kal kal. Nasıl olsa desteğimiz gelecek şimdi. Bu arada Bizans'a yardıma gelen oldu mu? Henüz olmamış. Her an olabilir tabi. Bulgaristan falan gelebilir. Çünkü Bulgaristan da Ortodoks. Sırbistan gelebilir. Sırbistan da Ortodoks. Bu akıllılar gelmez, bunlar Katolik. Şu üç Ortodoks devletten korkacaksın. Şimdi burayı kuşatalım biz. İlk olarak burayı kuşatacağız. Zaten bu bölgede hiçbir savunma avantajımız olmaz. Tamam. Zaten buradan sonra sıra Karamanoğullarında. Artık ilerleme kat etme vakti geldi. Kaydetme. Uzun bir zaman isyanlarla ve bize ilan edilen savaşlarla uğraştım. Artık yeter. Cidden sıktı. Artık adam gibi bir savaş götürmek istiyorum. Cidden çok sıktı bu. Güçlenmek istiyorum da seni şimdi hapse atamayacağım. Sen biraz bekle. Çünkü şimdi işim var. İşim bittiğinde seni hapse tıkarız. Zaten şu an Eretna'nın bize karşı gelme şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bizim topraklarımıza bak, bir de onun toprağına bak. Papa ile ilişki artırmasına devam et. Çok güzel. Süleyman büyüdü. Varisimizi evlendiremiyoruz ki. Sultan Süleyman'ı Haiding'e mi göndereyim? Gönder. De koskoca sultanı Haiding'e göndermek ne ki? Prens Süleyman da şimdi. Gitti. Bunu neden yaptık? Sultan Süleyman'ı sakın ordu yönettirme. Adamı kaybedecek değiliz ya bu kadar şeyden sonra. Mehmet Eretna, gül çiçeği kendisine istiyor. Al, nasıl olsa senin sarayını işgal edeceğiz biz. Al al, şimdilik tadını çıkarsın. Bizans isyanını bastırdı. Şimdi 5700'lük ordusunu oraya doğru getirecek. Tabii ki umrumda mı? Kutalmış Süleyman oğlunu eğittireceğiz. Kime eğittirtebiliriz? Mesela bu adam muhteşem bir şey yani, manyağın teki. Çok güzel eğitir. Sultan Süleyman. 24 altın kaybedebiliriz. Önemli değil. Aa, kayıp yedik. Kayıp yiyoruz. Biz neden o kadar büyük bir kayıp yedik? Kayıp yiyoruz. Bir artıyor, bir azalıyor. %9 yaptık. Başka askerimiz kaldı mı? Kalmış. 210 kişi. Şimdilik vasalların beni sevmemesi umurumda bile olmayacak. Çünkü bu savaşı bitirmeliyiz. Vasalın askerlerini de getir. Gerek yok. İptal et bunu, buna gerek yok. 40 kişilik olanı getir. Adam da asker artırması yapıyor bu arada. Boş değil yani. Tamam. Askeri artıyor bunun.
Tamam. Bu herifin askeri arttıkça ben korkuyorum. Çok hızlıca seçim yaptığım için mi ayrıldı bu? Tuğrul. Improve Diplomatic Relations. Tabii ki de Papa'yla. Papa beni sevmezse bittim zaten. Ki şu an Papa beni çok seviyor. Hemen birkaç dakika olduğuna bakayım. 15 dakika olmuş. Tamam, devam etmeye devam edelim. De Kaliopolis'te kal. İlk önce Kaliopolis kuşatmasını tamamlamalıyız. Bizans'a yardım geldi. Hem de aynı anda Sırbistan ve Bulgaristan'da. Bu bizi ne yapmaya zorlayacak şimdi? Mecburen paralı asker alacağız. Almak zorundayız. Adam bizi bildiğin zorluyor yani. Burayı hızlıca kuşat, bitir hemen. Kaliopolis kuşatmasını tamamladık. Sırbistan'ın ne kadar ordusu olduğuna bakacağım hemen hızlıca. Bir dakika, videoyu durduracağım. Hemen geri gelirim. Evet, devam ediyoruz. Sırbistan'ın 5000 askeri olduğunu gördük az önce. Şimdi Sırbistanlılar Trakya'ya gidecekler. 25 Mayıs'ta. Biz de Sırbistan'a müdahalemizi yapacağız. Tabii ki. İlk önce yok 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 yok. Sağ tekini böyle yap. Şimdi Trakya'ya müdahale edeceğiz. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, olamaz, 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 olamaz. Ha. Mahvolduk. Mahvolduk abi, mahvolduk. Kine mahvolduk. Çabuk. Çabuk. Çabuk lan, çabuk. Yok yok yok. Sen kal, Balıkesir'de kal. Kaybettik ama geri dönüşümüz sert olacak. En iyi komutanları geçireceğim. Geleceğim. Üstüne üstüne yürüyeceğim adamları. Al, al sana 13.000 kişilik ordu. Geliyor, geliyor, geliyor. Adamda korku yok. Bir tane daha alırım. Gel sen. Gel. Gel hadi. Sanki bir tane daha alamayacağım. Geldi. Vallahi da geldi. Yetiş. Yetiş ulan. Saçım şekil. Önümden çekil. Paralı askerleri atayım mı? Paralı askerleri atacağım. %65'e kadar çıkarttık şimdi. Paralı askerleri atmasaydık iyiydi ya. Evet, adam kaçışa geçti şimdi. Biz de İstanbul'u mu kuşatsak ki? Yok, Kaliopolis'ten gitme. Şöyle git. Oradan İzmit, oradan da İstanbul. Bu şekilde bir rota çizdik. Çünkü asker sayımız çok az olduğu için tehlikeye atılmamız kötü olur. Geri döndüler. Kaliopolis'i kuşatıyorlar. Bizim de Erdek'e geri dönüp yine paralı asker alıp adamları indirmemiz lazım. Şu an resmen bildiğim para ödeyerek savaş kazanıyoruz. Fark ettiniz zaten siz o işi. Savaşı kazanmak için 500 altın ver. Hemen verelim. Ya bildiğin öyle oluyor zaten şu anda. Adam bize savaşı kazanmak için ver şu kadar diyor. Biz de veriyoruz. Bu da 150'ymiş. Onu da al. Nasıl olsa paramız var yani.
Ordu benim sözümü dinlemiyor. Of of of, komutanları görüyor musun? Adamların şansı yüzde üzerinden hesaplanamayacak kadar az. Şimdi onlar Trakya'ya gitsinler. Gittiler. Şimdi ağzınıza ettim. Ettim ağzınıza. Adamların iki katından çok daha fazlayım. Ona rağmen savaşı bana kaybettirirsen, kazandık da nasıl kazandık? Kazanmak diyebiliyor muyuz biz buna? Yani izin veriyor musun dememizi? Çünkü adamlar bildiğin bizi yendiler, biz kazanmış olduk. O nasıl oldu? Şu an Trakya'yı kuşatalım. Bak, hiçbir artış yaşamadık. Fark ettiniz mi bunu? Bu arada gemilerimiz şu Ege Denizi'nde bulunsunlar ki gelip gelenleri görebilelim. Aa, Venedik bize savaş ilan etti. Bu Venedik'in kafası. Bu Venedik'in kafasını. Bari birileri yardıma gelsin. Ne için savaş ilan ettin ki sen onu? Ege Adaları. Ege Adaları için. Hem de kutsal savaş. Yardıma gelin. Bahriler bana yardım etseler ne güzel olur be. Aa, bunu alalım mı? Bunu bizden birisini alsak mı ki ya? Kinsman neymiş ki? Yok, istemiyorlar. Kasım. Üvey kardeşim. Bana alsak. Kendimi alacağım çünkü Bahrileri müttefik olarak almak istiyorum. Kabul edin. Lütfen kabul edin. Kabul etsene. Evet, kabul ettiler. Bahriler arkamda olursa kimse bana artistlik yapamaz. Şimdi onlarla müttefik olacağım ve savaşıma davet edeceğim. Hadi yine gelin. Hadi yine gelin. Hadi yine gelin. Gelmek isteyenleri bekliyorum. Sadece Ege adalarına çağıracağım. Bahri var lan arkamda. Kendimi aldım hem de ikinci eş olarak. Ve geldi. Hadi. Hadi Venedik, gel sen. Bekliyoruz. Venedik, gel sen, gel. Ağzına etmezsek iyi. Çıkart çıkart sen, çıkart askerlerini. Aferin. Devam et. Çok güzel. Ne kadar da iyi. Bahrileri öteki savaşıma da alacağım hatta. Rica edeceğim. Aziz dostum, Bahriler de beni kırmayacaklar. Adamsın be. Yürü be. Kim tutacak? Kim tutacak bu adamı? Telefon çalıyor. Yine videoyu durdurmam gerekiyor. Evet, telefona baktım. Şimdi videoyu kapatmam gerekiyor. Zaten yeterince süre oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Zaten muhteşem, heyecanlı bir yerde de bırakalım böylece. Görüşmek üzere.